Efendim merhabalar. Bugünlerde biliyorsunuz bütün Avrupa'daki Türklerin izin telaşı başladı. Dostlar sohbetlere bu sene izin var mı noktasında başlıyor. Biz ne yaptık? Biz de gönül dostlarını takip ediyoruz. Hessen'de bir ailemizi seçtik. Bu ailemizle birlikte Almanya'nın Hessen eyaletinden başlayıp Edirne'ye kadar takip edeceğiz. Nerede yer, nerede içer, nasıl yatar, neler yapar yollarda, hangi çileleri çeker. Hepsini inşallah siz gönül dostlarına yansıtacağız. Evet, bu programımızın ana sponsoru çok değerli iş adamlarımızdan Keskin Grup Yönetim Kurulu Başkanlarından Abdurrahman Keskin kardeşimiz oldu. Arabalarımıza Siron lastiklerimizi taktık, jantlarımızı taktık ve yola koyulacağız. Ama tabii bu kadar güzellikten sonra bu Abdurrahman kardeşimize mikrofonu uzatmak istiyoruz. Bakalım siz gönül dostlarına neler söyler diyoruz. Mikrofonumuzu uzatıyoruz efendim. Merhabalar Abdurrahman kardeşim. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz öncelikle. Merhaba, teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz. Siz de iyisiniz inşallah. Eyvallah, biz de iyiyiz. Öncelikle teşekkür ediyorum şahsım adına, ekibim adına. Bizleri misafir ettiniz. Arabalarımıza, lastiklerimizi, jantlarımızı taktınız en güzel şekilde. Yüreğinize sağlık. Vatandaşlarımız, Avrupalı Türkler akın akın Türkiye'ye, ana vatana gidiyor. Neler söylersiniz? İlk tercihimiz izin telaşına kapılıp hatalar, yanlışlıklar yapmamak. En önemli düşündüğüm bir checkliste yapmak. Pasaportundan başlayıp yol haçlığına kadar, mutfaktan başlayıp arabanıza kadar bu bütün checkliste yapıp hepsini tek tek bitirmek. En sonunda da tabii arabanızın bakımıdır, lastiğidir, frenidir, güven taşıyan parçalardır. En önemlisi tabii bu şeyde de lastikler oluyor. Ve jantlara da çok önem vermemiz gerek. Jantınız sağlam olursa çukurlara düştüğünüz sıra tabii gidilen yollar belli, çekilen yollar da belli. Orada çukura düşersiniz. Jant sağlam olmadığı sıra jant parçalanır, bozulma olur. Sonra yollarda rezillik çekersiniz. Bunu şey yapmadan önce bir lastiğinizi, jantınızı kontrol edin. Kaliteli uzman iş yerlerinden. Buna göre de sağlıklı ve huzurlu, içiniz rahat, gönlünüz rahat, arabanızla yola çıkabilirsiniz. Tabii buradan da bütün Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza huzur içinde, rahat içinde yolculuk yapmalarını, Türkiye'de de bütün parayı harcayıp dönmemelerini, geri dönüşe de para biriktirip rahat rahat gidip gelmelerini, hayırlı yolculuklar, hayırlı günler diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim Abdurrahman kardeşimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Tabii demek istiyor ki kaliteli lastik, iyi jant olmalı. Çünkü aracınız yolda bozulursa bir yerde kalır. Ama lastiğiniz patlarsa çok büyük tehlike. Allah muhafaza diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Abdurrahman kardeşimize. Biz siz gönül dostlar için inşallah yola koyuluyoruz. Evet, yola koyuluyoruz dedik. Evet, yol hazırlıklarımızı yapmamız için yola çıkmadan önce yapmamız gereken çok önemli konular var. Bunları ana başlıklar altında toplayacak olursak kişisel gerekli olan belgeler en önemli sırayı teşkil ediyor. Araçta can taşıyoruz, aracınız önemli. Yolda cezalar can yakıyor, uyulması gerekenler önemli. İşte bazıları bunlardı. Evet, tabii ki hazırlıklar dedik. Biraz daha refakatçi ailemizden bahsedelim. Almanya'nın Hessen eyaletinde oturuyor. Biliyorsunuz Hessen eyaleti ilk tatil olan okullardan, bölgelerden bir tanesi. Dillenburg'a bağlı Niederscheid kasabasında oturuyor. Bu aile inşallah siz gönül dostları için Kapıkule'ye kadar takip edeceğiz. Yolda neler yaşanıyor, nerede yeniyor, nerede yatılıyor gibi noktasında inşallah bir güzel sıla yolu, çile dolu programımız olacak. Bakalım sıla yolu çile dolu mu halen diyeceğiz. Tabii refakatçi ailemizde gördüğünüz gibi arabasını bir güzel doldurdu. Alt üst her köşe, her metrekare dolmuş durumda.
Tabii ki birçok gurbetçi aile de bu şekilde yola çıkıyor. Evet, Siro'nun katkılarıyla gerçekten Keskin grubuna teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş oldukları bu destekten dolayı inşallah diyoruz, siz gönül dostları da birinci tercihinizi Siron ailesine, Keskin ailesine yaparsınız. Jant ve lastik konusunda diyoruz. Tabii refakatçi ailemiz bastıra bastıra, Anadolu tabiriyle tıka basa dolduruyor. Birazdan inşallah hep beraber siz gönül dostları için vira bismillah deyip yola çıkacağız. Tabii buradan da daha sonra yola çıkacak olan Avrupalı Türklere seslenmek istiyoruz. Bizde Anadolu'da bir tabir var. Ne derler? Ne tekerinize daş değsin, ne de gözünüzden yaş gelsin diyoruz. Hep beraber buyurun, sıla yolu, çile dolu programımız başlıyor efendim. İyi seyirler. Eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan olduk. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah! Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk. Evet, bu bizim bu seneki seçmiş olduğumuz güzergahımız Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye inşallah olacak. Buradan bazı hatırlatmaları da yapalım gönül dostları. Yola çıkmadan önce bazı önemli duyurmak istediğimiz konular var. Bunların başında seyahat edecekleri pasaportlarının yanı sıra mutlaka surette nüfus cüzdanı ve benzeri başka kimlik belgelerini de yanlarında olması gerekiyor. Bir de çok önemli, yola çıkmadan uluslararası sürücü belgenizi, aracın ruhsatını ve uluslararası yeşil sigorta kartını yanınıza aldığınızı mutlaka kontrol edin. Çünkü bu sene Sırbistan uluslararası ehliyet istiyor, sürücü belgesi istiyor. Aman o sıkıntılara katlanmayın diyoruz. Olduk, yüklendik hasreti, düştük yollara, geldik mesken kurduk yaban ellere. Aldırmadık geçip giden yıllara, üçüncü gurbette perişan olduk. Aldırmadık geçip giden yıllara, şu yaban ellerde malamat oldu. Anayı babayı toprağa saldık, bacıya kardeşe hasret kaldık. Ne çileler çektik, ne günler gördük. Üçüncü gurbette perişan olduk. Dedeyi neneyi toprağa saldık, emmiye dayıya hasret kaldık. Ne çileler çektik, ne günler gördük. Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat oldu. Kalplerde huzur yok, ağızlarda tat.
duygular yok olmuş, dostluklar berbat. Anayı babayı tanımaz evlat. Üçüncü gurbette perişan olduk. Anayı babayı tanımaz evlat. Şu yaban ellerde malamat olduk. Bülbülü koymuşlar altın kafese, vatan vatan demiş nefes nefese. Selam olsun sıladaki herkese. Üçüncü gurbette perişan olduk. Selam olsun eşe dosta herkese. Şu yaban ellerde malamat olduk. Anayı babayı toprağa saldırdık. Bacıya kardeşe hasret kandırdık. Ne çileler çektik, ne günler gördük. Üçüncü gurbette perişan olduk. Dedeyi neneyi toprağa saldırdık. Emmiye dayıya hasret kaldık. Ne çileler çektik, ne günler gördük. Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk. Ah ciğerim ah, bu kaçıncı gurbet? Kaçıncı? Bu arada tabii refakatçi ailemizin, Yakup kardeşim, arabanın farlarını kapatmayı unutmuş ve aküler, akü boşalmış. Allah'tan o çok eleştirdikleri televizyoncunun yedek aküsü olmasaydı bayağı bir macera yaşayacaktık herhalde. Televizyoncu da bir işe yaradı diyoruz ve tekrardan çıktık yollara. Burası da Sırbistan gümrük kapısı. Sırbistan'da dikkat etmemiz gereken tekrardan hatırlatalım. Uluslararası sürücü belgesi mutlaka alınmalı. Ve bir de yangın söndürme tüpü bulundurulmalı araçta. Bunlar yoksa 300-350 euroya kadar ceza yazıyorlar. Ve 2010 yılında yürürlüğe giren Sırbistan'daki yasalara göre de trafik polisleri cezaları tahsil edemiyorlar. Bankaya ya da postaneye yönlendiriyorlar ki eğer ki hafta sonu gelmişseniz hafta başını beklemek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Aman ha aman dikkat diyoruz. Yapmış olduğunuz harcamaları, almış olduğunuz benzin, mazot artık her neyse yakıtlarınızı ya kredi kartıyla ödeyin ya da o ülkenin parasını bozdurursanız daha çok az aldanılıyorsunuz. Çünkü otobandaki gişelerde, otoban paralarında, benzinlik benzin istasyonlarında ücretleri euroya çevirirken tabii çok farklı kurlar uygulanıyor. Evet, şu anda sabahın 05.30'u. Belgrad'a yaklaşık 28 kilometre kaldı. Sırbistan yollarında yol alıyoruz. Evet, biraz önce bir olay yaşadık. Otoban giriş gişesinde otoban ücretini ödemek için ücretimizi verdik. Paramızın üstüne yaklaşık 8 euro eksik verdiler. Ve tabii elinize bozuk para tutuşturunca hemen saymıyorsunuz. Siz olun, ücretinizi sayın. Saymadan yola çıkmayın diyoruz.